başkanım, şöyle özellikle ülkemize, genelde İslam ümmetine hayırlara vesile olsun. Tüm insanlığın kurtuluşuna vesile olsun inşallah. Malum zaten yakın zamanda ABD ile gerilen ilişkiler, kur üzerinden şu anda gündemde olan ilişkiler var. Biz ABD ile ilgili duruşumuz nettir. Bu noktada insan ve adalet ekseninde yaklaşıyoruz meseleye. ABD işgalci ve sömürü ülkesidir. Nihayetinde ABD'nin biz ilişkilerimize de, ABD ile olan ilişkilerimize de çok fazla bu anlamda konjektürel bakmıyoruz. ABD ile ilişkiler hakikaten İslam ümmetinin bağrına saplanmış bir hançerdir. Bu yüzden maalesef ülkemizde ilişkilere, ABD ile olan ilişkilere biraz konjektürel ve devlet çıkar ilişkisi üzerinden yaklaşılıyor ama bunun çok doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu anlamda kur üzerinden yapılan bu gerilimin aslında her ne kadar dışarıya karşı biz ülke içerisinde birlik beraberlik görüntüsü vermenin doğru olduğunu düşünsek de içerideki bu sorunlarımızın temeline inmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda da ülkenin maalesef faiz ve şu anda dolar üzerine, döviz üzerine sıkıştırılmış bir ekonomik düzeni var. Bunun çok hızlı bir şekilde değiştirilmesi ve bunun terk edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Diğer tarafta da maalesef ülke ekonomimiz ithal ve montaj üzerine kurulu. Bu noktada en fazla bunun mücadelesini veren de rahmetli Erbakan'ın vesileyle de kendisini rahmetli anıyoruz. Bunda bir an önce bu ekonomik düzenin değişmesi gerektiğini, üretime dayalı bir ekonomik sistemin oturtulması gerektiğini düşünüyoruz. Diğer tarafta da malum olduğu gibi bir 15 Temmuz işgal girişimi atlatıldı. Bu noktada millet olarak bunun karşısında duruldu ve bu tehlike bertaraf edildi. Ancak özellikle 80'den itibaren başlayan 28 Şubat ve bununla birlikte onun ürünü olan FETÖ'nün oluşturduğu bir devlet hafızası ve bir istihbarat anlayışı var. Bu anlamda özellikle güvenlik soruşturmalarıyla birlikte özellikle 15 Temmuz işgal girişimine karşı duran, darbelere karşı duran halk kitlesinin bu anlayış, bu hafızayla mağdur edildiğini düşünüyoruz. Şu anda buna benzer çok şikayetler ve işten ihraç edilmeler, işe alırken bunun bir engel olduğunu görüyoruz. Bu hafızanın tekrardan resetlenip bu milletin uygun, hakikaten bir hafızanın oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Diğer tarafta da belki son zamanlarda çok gündeme gelmese de yeni bir anayasa ve bu noktada oluşturacak yeni anayasanın da bu ülkenin değerlerine uygun yerli bir anayasanın oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Maalesef hükümet de bu noktada çok fazla bu gündeminde yoktur. Zaman zaman belki her bayramda kendilerine bu mesajlarımızı iletiyoruz. Zaman zaman da bunu ülkenin gündemine getirmeye çalışıyoruz. İnşallah Sayın Vekilimizin de bu arada meclisteki önemli gündem maddelerinden bu yeni anayasa olur. Bunu inşallah meclisin üst seviyede bunu ifade etme, gündeme getirme noktasında kendilerine de inşallah bu sorumluluğun olduğunu hatırlatıyoruz. Tekrardan ben Saadet Partili kardeşlerimizin, abilerimizin bayramını tebrik ediyoruz. İnşallah hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Tabii aslında Kurban Bayramı içerisinde bizler için çokça mesaj barındıran bir bayram. Yani Hazreti İbrahim'in teslimiyeti de var. Yani onun inancı, Cenab-ı Hakk'ın emrine itaati de var. Hazreti İsmail'in teslimiyeti de var. Hakkın hakim kılınmasına yönelik gösterilmesi gereken çaba var. Kendimizi Cenab-ı Hakk'a ve onun emir yasaklarına ne kadar tabi etmemize dair, ona kurban etmemize dair birçok mesaj da var. Açıdan her vesileyi onları anlamak gerekir. Cenab-ı Hak onu anlayanlardan eylesin. Aynen. Öyle dua ediyoruz. Diğer ifade ettiğiniz konularda da ekonomi bir patlak verecekti. Bu gözüken bir şeydi.
Yani bulutları görüyorsunuz. Bulutun gelmesi aslında yağmura delalettir. Amerika ile yaşanan, yani bu Trump'ın, yani Amerika'nın emperyalist zihniyetinin ötesinde bir de Trump'ın dengesizliği bu sürece eklenmiş oldu. Boyutuyla belki o biraz daha tetiklemeyi artıran bir şey oldu ama ifade ettiğiniz gibi Trump'ın veya Amerika'nın tavrını kabul etmek mümkün değil. Ama ülke içerisinde yaşanan bu yangının da sebebini sadece oradan atılan 3 tweet'e bağlamak da doğru değil. Ülkenin aklı başına gelip geçirdiği süreyi, israf ve yolsuzluğu gözden geçirmesi gerekir. İfade ettiğiniz gibi faiz ve tüketime yönelik bu ekonomik politikaların mutlaka yeni bir ekonomik model belirlenerek üretime dayalı bir ekonomi üzerine gitmesi gerekir. Geçmişte başarılı uygulamaların en azından dikkate alınması gerekir. Her iş için esas olan şey güven ikliminin oluşmasıdır. Güven iklimi oluşmazsa bir ülkede ne ekonomi düzgün gider, ne terörle mücadele düzgün gider, ne iç bu barış ve huzur temin edilebilir. Güven içinde en önemli esaslardan birisi ehliyet ve liyakatın esas alınmasıdır. İnsanları görevlere getirirken aile bağı veya yakınlıklar üzerinde bir şey yaparsanız bu güven tesis etmez, tam tersi onu hırpalar. Güvenin olmadığı bir yerde ise hiçbir şey maya tutmaz, yapı oluşmaz. Bu açıdan topyekün meselelerin ele alındığı, kimsenin kimseyi ötelemediği, itmediği bir makul zeminde müzakere imkanının tanınması gerekir, oluşturulması gerekir. Siyasi partiler birbirinin düşmanı değil. En aykırı şeyleri bile kavga etmeden, diğerinin değerine hakaret etmeden oturup müzakere edebilmeliler. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Nasılsınız? Hamdolsun. Sizler nasılsınız? Allah iyilik versin. Teşekkürler. Bayramınız mübarek olsun. Sizin de güzel kardeşim. Fatih Aydın ismim. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısıyım. İsminiz? Fatih Aydın. Fatih Aydın. Evet. Evet. Allah razı olsun. Mustafa Bey bizim Genel İdare Kurulu üyemiz. Allah razı olsun. Yusuf Bey de Genel İdare Kurulu üyemiz. Cenab-ı Hak razı olsun. Allah razı olsun. Ben de Mehmet Emin Vural. Partinin GİK üyesiyim. Siyasi işlerinden de sorumluyum. Kardeşimiz Musa Bey, İl Başkan Yardımcımız. Faysal Bey de yine aynı şekilde İl Başkan Yardımcımız. Tekrar hoş geldiniz. Allah razı olsun. Bayramımız mübarek olsun.